Bingo. Ha siktir. ile bağlantılı yeni boru hattı anlaşması için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Koral, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konusunda... Ne var kızım? Efendim PP7 geldi, görüşmek istiyor. PP7? Hayrola, ne varmış? Aynı meseleler efendim. Her gün ya arıyor ya geliyor. Müdür bey meşgul dedim ama oyalayamadım. Rica etsem, acaba bir görüşseniz. Peki, buyursun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Hoş geldin PP7 evladım, hoş geldin. Sizi dinliyorum PP7. Ziyaretinizin sebebi nedir? Efendim, benim bir maruzatım olacaktı da onun için gelmiştim. Buyurun, anlatın. Neden ben? Neden sen mi? Ne neden sen? Neden bana görev vermiyorsunuz? Görev mi? PP7, acele etme. Vakti geldiği zaman vereceğiz oğlum. Ama tam bir yıl oldu efendim. Bütün arkadaşlarım mezun olur olmaz dünyanın dört bir yanına göreve gitti. Bense evde bekliyorum. Geri hizmet dediniz. Okey, tamam. Ama ne arayan var ne de soran var müdürüm. Tam bir yıldır. Geri hizmet nedir diye düşünüyorum ama ne olduğunu bir türlü çözemedim ben. Çok üzülüyorum çünkü çok doldum. Anlatabiliyor muyum yani? Hayır, atıyorum. Hani bir takip olsun. Ne bileyim ben, bir dinleme olayı, kılık değiştirme falan ama... Yani yok yani, anlatabiliyor muyum müdürüm? Yok yani... Hayır, ben ondan da vazgeçtim. Gizli bir fotoğraf çekme görevi bile gelmedi daha. İnanır mısınız, artık her gün arayıp görev var mı diye sormaktan utanmaya başladım. Ben de bir pak panterim. Benim de bir onurum, bir gururum var. İnanır mısınız, artık kasap, bakkal, kim varsa etrafımda. Ne biçim gizli görev lan bu, her gün kahvedesin diyorlar. Yani artık şüpheleniyorlar. Gizli görevliyim dedin, onlar da şüphelendiler. Ha. Anladım seni. Bak PP7, artık senin dışarıda dolaşman teşkilatın için tehlike arz etmeye başladı. Ne yapsak acaba? Ne iş olsa yaparım müdürüm. Yeter ki bir görev verin. Müdürüm, bütün uydu bağlantılarınız tamamdır. Artık iletişim sıkıntısı yok. Tüm birimlere ve pipilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Anladım. Tanışıyor musunuz? Hayır, tanışmıyoruz efendim. Tanıştırayım o zaman. PP7. Bu da SPP Zeki. Memnun oldum. Ben de. SPP ismiyle müşemma bir ajandır. Teşkilatımızın eli ayağıdır. Müthiş bir zeka, azim, disiplin, elektrik, elektronik, icat, yaratım, tasarım, ne bok ararsan SPP'de mevcuttur. PP7, bundan sonra SPP'nin yanında Ar-Ge'de takılacaksın. Yani araştırma, geliştirme. Bak, niçin geri hizmetteyim diyorsan al işte sana hizmet. İç hizmete atandın. Artık hayırlı uğurlu olsun. Unutma ki göreve talep olunmaz. Görev verilirse alınır. Anladın mı PP7? Ha? Anladım efendim, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi herkes görevinin başına. Size güveniyorum. Al bakayım şunu. Alayım abi. İyi günler. İyi günler. Motivasyonu oldukça yüksek bir konuşmaydı. Tebrikler. Yok be yavrum, ne motivasyonu ya. PP7'yi biraz daha dışarıda bıraksak gazeteye ilan verecekti. İşsizim, ajanım, iş arıyorum diye. Vay, bu ne be müdür? Biz olayı aşmışız be müdürüm. Kolay gelsin. Burası bildiğin Amerikan NASA üssü. NASA değil ki. Onlar sadece reklamı yapıyorlar. Uzay filmleri falan filan. Peki müdür, bütün bunlar senin icadın mı? Evet, nacizane bendenize ait. Abi sorması ayıp. Bu haplar ne iş? O2. O2 derken? Oksijen. Yani hava almaya yarayan drajeler. Geçmiş olsun abicim. Nefes darlığı falan mı var? Ne nefes darlığı be? Bunlar özel üretim haplar. Bunlardan bir tane aldın mı suyun altında 60 dakika nefes almadan durabiliyorsun. Gel benimle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu adam kim ya? Laboratuvarın çaycısı Remzi. Remzi. Ne yapıyor orada? Ne mi yapıyor? Pezemek ürettiğim bütün hapları yutmuş. 2 gündür rekor kıracağım diye akvaryumdan çıkmıyor. Sen oradan çıkınca ben de sana sorarım. Yavşak Remzi. Vallahi sana şunu söyleyeyim. Sen bu mevzuyu bitirmişsin. Bitirmişsin. Bana bak. Buna da icat deme şimdi. Evet. Bu da bir icat. X-Ray ben. İsim enteresan. X'i niye koydun ki? Direkt markasını söyleseydin. İsim hakkı doğmasın diye. Mantıklı. Ne işe yarıyor? Bu gördüğün gözlük X-ray ışınları sayesinde düşmanın üzerindeki fazlalıkları atıyor ve taşıdığı silah, mühimmat ne varsa ortaya çıkarıyor. Ne diyorsun? Amacını düşmüş galiba. Tamam, kabul ediyorum. Biraz sapıkça duruyor ama yerinde kullanmak lazım. Bence de. Çok amaçlı bir gözlük. Müdür, bunu bana satsana ya. Patentini almadım daha. Alalım, düşünürüz. Hadi bakalım inşallah. Abi son bir şey soracağım. Çok merak ettim. Allah canımı alsın ki bak. Bu kalem ne ya? Bu özel gaz silahı. Deme. Evet, gaz tabancası. Bu ne ya? Ben de sandım güzel bir şey icat ettin abi. Sese takılma. İşlevine bak. Kalabalıkları dağıtmaya yarıyor. Çok komikmiş ama ha. Dikkat et, yanıcıdır. Allah! Müdür iyi misin? İyi akşamlar başbakanım. Evet başbakanım. Hayırlı olsun bakalım. Kısmetse yarın imzalayacağız. Geçildi mi? Evet efendim, yoldalar. Alo. Tabii efendim. Başbakan hatta. Ha, siktir. Ver. Başbakanım, hayırlı akşam. Evet efendim. Şu an bütün pipileri çağırdım, karargaha geliyorlar efendim. Merak etmeyin. Kim? Rus mafyası mı? Fidye mi? $1 milyar mı? Ben sizi saniye saniye bilgilendireceğim efendim. Başbakanım, hayırlı akşam. Alayım efendim. Alın efendim. Arkadaşlar, bakanı Rus mafyası kaçırmış. Ve $1 milyar da fidye istiyorlarmış. Çok para istemişler. Parası önemli değil. Dünyaya rezil olduk. Pipilerden haber var mı? SPP ve PP7 geliyorlar. Ya siktir et onları ya. Öteki pipilerden haber var mı? Efendim, diğer pipiler yeni kimlikleriyle gizli görevlerine başladılar. Telefonlarını açmıyorlar. Ne olacak şimdi? Resmi olarak CIA'den acaba yardım istesek mi? Olmaz. Yardım ederler, sonra bir tane daha üst kurmaya kalkarlar. Olmaz. KGB'den yardım istesek? Ne KGB'si lan? KGB mi kalmış ortada? Peki ya İsrail İstihbarat Teşkilatı efendim? Kimden? Mossad. Hiç olmaz. Onlara elini veren kolunu alamıyor be. Suriye, Irak, su meselesi diye yapışırlar. 80 sene de onunla uğraşırız. Hayır efendim, hiç olmaz. Arkadaşlar, biliyorsunuz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ülkenin onuru söz konusu. Daha fazla bekleyemeyiz. Hemen harekete geçmemiz lazım. Ne yaptınız kardeşim ya? Müdürün arabasına çarptınız. Ya biziz, yabancı değiliz. Teşkilattanız. Ne yapayım kardeşim? Biz de teşkilattanız ama müdürün arabasına çarptık. Biz de teşkilat... Lan sen! Ha, arabayı ortaya koymuşsun, orada konuşuyorsun. Çarparım sonunda seninle ha. Tamam çocuklar, şimdi bir pastacıyla teşkilata rezil olduk. Halledin, tamam. Hadi espri. Kime bağırıyorsun ya? Tamam bir... Aa! Hadi. Buradan çıkamıyoruz. Hadi herkes görev yerlerine. Bir. İyi akşamlar efendim. Bizi çağırtmışsınız. Gelin çocuklar. Sanırım içinde bulunduğumuz zor durumu biliyorsunuz. Enerji Bakanımızın kaçırılması dünyada ülkemiz adına bir zafiyet oluşturmuş olabilir. Pak Panter teşkilatına düşen bu zafiyet algısını ortadan kaldırmaktır. Bu sebepten Enerji Bakanımızı kurtarıp ülkemize getirme görevi size verilmiştir. Görev sizindir. Bu olay böyle sıradan bir fidye olayı değildir. Bu işin içerisinde başka güçlerin de olabileceği ihtimalini sakın ola aklınızdan çıkarmayın. Tamam efendim. Hemen bakıyor hareket ediyorsunuz. Kartal Bey buraya gelin. Buyurun efendim. Kartal Bey, görev PP7 ve SPP'nindir. Ahmet Oğuz'la bağlantıya geçin ve adamlarımızın geleceğini bildirin. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. Ahmet Oğuz, Azerbaycanlı bir kardeşimizdir ve bizim için çalışmaktadır. Gideceksiniz ve gerekli talimatları vereceksiniz. Anlaşıldı efendim. Bana bakın. Enerji Bakanı'nı almadan buraya dönmeyin. Hiç merak etmeyin efendim. Bakanımızı sağ salim yurda getireceğiz. Size güveniyorum panterlerim. Tamam mı? İzninizle efendim. Dört, üç, iki, sekiz. Büyüksün süper pipi. Sesi duyarlı ışık tasarımı. Müdür, bu uçakla mı gidiyoruz? Oldu canım. Bununla gidelim de radara yakalanalım hemen, değil mi? Ayrıca bu bizim müdürün uçağı. Bununla gidemeyiz. Gel benimle. E'si... İşte bununla gideceğiz. Bu ne ya? Yamaç paraşütüyle mi gideceğiz? Oha! Bu da bir uçak. TM HD. HD derken yani? Turbomotorlu hayalet delta kanat bu. Gel bir el at da piste çıkaralım şunu. Müdürüm, özel tarifeyle uçakla mı gitseydik Bakü'ye? Böyle sanki biraz uzun sürecek gibi. Merak etme. Turbayı çalıştırdık mı sabaha kalmadan varırız Bakü'ye. Tak kemerini sen. Hazır mısın? Tamamdır, hazırım. Ya Allah! Bismillah! Hadi sıkı tutun, uçuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aç onu şimdi sen. Bu kadar icat yapıyorsun, bir GPS takaydın. Hala Atlas kullanıyorsun. Abi başka harita var mı sende? Yok. Niye sordun ki? Daha harita uçtu da. Dönüp yakalasak mı acaba? Allah'ım ya. Ve bence de iyi bir fikir değildi. Соскучился по тебе, дорогая. Welcome to my world, Mr. Kural. You're gonna be my guest for a while. Of course, I wish I would welcome you in much nicer conditions, but... You are playing a dangerous game. My country will make you pay for this. We'll see. We'll see if your country gives value to your life as much as they give to natural gas contract. Уберите его в надежное место. Hoş gelmişsin Gülizar. Hoş bulduk amca. Bakanla ilgili konuşmamız lazım. Anlayacağın işler sandığımızdan daha karışık amca. Moskova'da olduklarından emin misiniz? Evet, bu kesin bilgi. Ama hangi örgütün işi olduğunu bilmiyoruz henüz. Türkiye'den PP ajanlar geliyor. PP ne ya? Fahrettin Paşa'mın ajanları. Pak Panter ajanları. Ya o kadar zamanımız olmayabilir amca. Operasyonu bir an önce başlatmamız lazım. Ne zaman geliyor senin şu pipilerin? Bugün eli kulağındadır, neredeyse düşerler. Aha, gelirler. Dikkat! Tek bir iniş olacak gibi. Sakın tutun pipiledi. Tamam merak etme. Yok fena değildi. Allah'tan indik. Selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz. Size selam getirmişik. Hadi bakalım, yeniden hoş gelmişsiniz. Aldığımız birinci habere göre Moskova'ya kaçırdıklarını öğrendik. Ama hangisi örgütün işidir, hangisi örgütün yapılanmasıdır bilmiyoruz. KGB'den köyüne bir ajan dostumla zeng eyledim. Bizim için araştırıyor. Moskova'ya vardığınızda sizinle irtibat kuracak Vladimir. Peki bu Vladimir'i nece tanıyacak? Merak etmeyin. Kardeşimin uşağı da sizinle gelecek. Kendisi Vladimir'i tanıyor. Size gösterecek. Kardeşinin uşağı kim ki? Gülizar. Gülizar. Bak Ahmet Oğuz, bu mesele çok ciddi bir mesele. Sonra kadın bize ayak bağı olmasın. Ayak bağı? Gülizar ajandır. Ya kadından ajan olur mu Ahmet Oğuz? Bu iş erkek işidir. Merak etmeyin. Gülizar yeğenim olduğu için değil, yaşlı bir ajan olduğu için sizinle gelecek. Sizi başkasına emanet edemem. Öz götünüze mukayyet olun. Kalanını o halleder. İşi İsrail'in Mossad ajanları gerçekleştirmiş. Mossad mı? Evet. Ama Rus mafyası adına yapmışlar. Özüm diyelim ki Mossad çok tehlikelidir. Çok dikkatli olun Gülizar. Merak etme amca, merak etme. Tabii hiç merak etme Ahmetov. Nasıl olsa yanımızda Clementine Jane var. Bize hiçbir şey olmaz. Ha. Hadi bakalım. Özünüze mukayyet olun. yedi. Bıraksana adamın sakalını ya. Mossad ajanı bunlar. Bunlar Mossad ajanı. Ya Abdi. Mossad ajanı bunlar. Ya o adam sıradan adam, ajan falan diye bıraksana şu sakalı, pipi yedi. Ya Abdi. We are sorry sir, there's a little misunderstanding. I will complain you to the officer. Ofis ne diyor bu? Ne diyecek? İlk polis istasyonunda sizi şikayet edeceğim diyor. Etsin. Geç bile bulundu, etsin. Sorry sir, we are so sorry. Hadi yürüyün artık, gidelim biz de hadi. Sorry. SPP, sen nerede uyumayı düşünüyorsun? Ben görev başındayken uyumam. Sen nerede uyuyacaksın? Ben hiç uyumam. Güzel manzara. Evet. Çok güzel hakikaten. Sen nasıl bulaştın bu ajanlık işlerine? Amcam sayesinde. Desene Ahmet Oğuz yapmış seni. Yo. Ben memnunum halimden. Ailen nerede? Ailem yok benim. Yıllar önce kaybettim. Başın sağ olsun. 8 yaşındayken Karabağ katliamında gözlerimin önünde şehit oldular. Amcam Ahmet Oğuz kurtardı beni. Şimdi anlıyorum bu mesleği niye seçtiğini. Yaşamıyor olsalar da eskiye ait bir hatıranın olması bence çok güzel bir duygu. Sen nasıl girdin bu işlere? Ben girmedim. Ben bu mesleğin içine doğdum. Nasıl yani? Doğuştan mı ajandın? Aslında ben doğmadan önce ajan olmam planlanmış. Anlamadım. Ailen de mi ajandı yani? Yok. Yani bilmiyorum. Ben aslında onları hiç tanımadım. Tek bildiğim bir projenin ürünüyüm. Ailem de Pak Panter Teşkilatı. Peki gerçek adın ne? PP7 dışında bir ismin var mı? Evet koydular. Hem de durumuma çok uygun bir adım var. Benim adım Adem. Bence de uymuş. Üretilen ilk ajan... Adem. Adem. Her şeyi önceden planlanmış Adem. Korkular alınmış, zaafları yok edilmiş. Güçlü, kuvvetli, atılgan Adem. Kompartmana geçsen iyi olur, hadi çabuk! Allah! Ne oluyor? Basıldık! Çatışma çıktı! Çatışma çıktı! Pencereyi açıldı! Pencereyi açın! Pencereyi açıldı! Sakin olun! Dur! Şarjör var mı? Başka şarjör var mı? Yok! El bombası var mı? Hadi yürüyün buradan çıkmamız lazım! Çabuk! Nasıl çıkacağız buradan? Ya çıkmamız lazım işte! Yoksa adamlar bizi öldürecekler! Öldürecekler! Hadi ben sizi korum, çıkın! Hadi çıkın! Koş! Koş! İmdat! Adam vuruyorlar, yetişin! İmdat! Hadi, gidiyoruz. Ya kimdi bunlar? Mossad'ın elemanları. Trende olduğumuzu nereden biliyorlardı? Yapma lütfen, Mossad bu. Her taşın altından çıkar. Tamam, bu adamların istihbaratı çok kuvvetli. Ama bu kadar hızlı haber almış olamazlar. Bu iş bir köstebeğin işi. Köstebek mi? Evet, köstebek. Kim acaba bu? Adı üstünde köstebek işte. Nereden bilelim kim olduğunu? Hayır, bilsek adı köstebek olmaz zaten. O şahsın kendi ismiyle hitap ederdik. Anladın mı? Doğru. O zaman köstebek içimizden biri. Merak etmeyin. Uzun süre toprak altında kalamaz. Bir çıksın, bakacağız çaresine. Hadi gidelim, yürüyün. Tamam PP7. Buraya kadar. Yolculuk burada biter canım. Müdür sen ne yapıyorsun ya? Görevi devralıyorum PP7. Daha fazla toprağın altında kalamazdım. Demek köstebek sendin ha? Görüyor musun Gülizar? Köstebeği uzaklarda aramışız ama aramızdaymış şerefsiz. Hayat sürprizlerle doldur PP7. Vay! Demek sen de köstebeksin ha? Ne kumpasa gelmişim be. Hayatım, bitirelim bu işi artık. Hayatım mı? Evet, 2 senedir nişanlıyız biz. Bu görev bittikten sonra alacağımız parayla da evleneceğiz. Balayına da İsrail'e gidersiniz artık. Uzadı bu iş. Bitirelim artık. Ne yapıyorsun burada köstebek gibi? Köstebeği buldum. Köstebek Gülizar. Foton postmodri. Tam 1 saattir Rusça konuşuyor. Geliyor. Kalktınız demek. Evet kalktık. Hadi gidelim o zaman. güzelmiş. Ajanlık işinden iyi kazanıyorsun herhalde. Kiradayım ama memnunum halimden. Belli canım. Yalnız değilim. Bir de ev arkadaşım var. Öyle mi? Kim bu adam? Kapıda biri var. Evet. 3 deyince. Tamam. 3. Ana! Bu da kim ya? Gül, kim bu salaklar? Ajan arkadaşlar, Türkiye'den geldiler. Anladım. Senin bu ajanlar biraz fazla heyecanlı galiba. Tanıştırayım Selma. Hem ev arkadaşım hem de kuzenim olur. Bu PP7, bu da SPP. Bu pipilerin gerçek ismi yok mu? Var tabii, ben Adem. Ben Zeki. Memnun oldum. Biz de. Kapı açık kaldı, ben onu kapatayım. Teşekkürler. Her zaman böyle elektriğe tutulmuş gibi dolaşmıyorsunuz değil mi Selma Hanım? Yok canım. Moda dergisi için çekim vardı. Konsept gereği giydim o kıyafetleri. Anladım. Anladın. Sen gerçekten zekisin ha. Bir Demir geldi. Nereden biliyorsun? Kapıyı çalışından şifreli çalıyor. Paranoyaktır biraz. Meslekten kalma. Все чисто? Да, все чисто. Заходи, Владимир. Владимир. It? Да. Bize mi it dedi? Galiba. Это Доризия, которая говорила по телефону. Юрием Гагарином. Это очень опасный человек. Юрий Гагарин, мафия бабасы. А это женщина Надя, психопат и его любовница. Bu kadın da sevgilisiymiş ama aynı zamanda tetikçisi. Gülizar, Gagarin denilen herifle hemen irtibata geçmemiz lazım. Sor bakalım ona nasıl ulaşacağız. Нам нужно связаться с Гагарином. Очень трудно. Он любит ночную жизнью. У него собственный ночной клуб. Adamın kendine ait bir gece kulübü varmış. Çok seviyormuş gece hayatını. Здесь адрес клуба. Хочу оплату в наличными. Ödeme yapmanızı istiyor. Ne kadar istiyor? Сколько? $2000. $2000. Oha. $2000 mı? 4 tane fotoğrafın $2000 olduğu nerede görülmüş? Allah Allah. $2000 çok para. Mümkün değil, veremeyiz. Gülizar söylesen ya, biraz indirim yapsın ya. Vladimir, zidaleytin niyemnego skitku. No, festa dostatочно. İyi, $200 diyor. Demek memlekette pazarlık yapmadan hiçbir şey almamak lazım. Uyandım zaten. Vladimir, son bir soru. Kulübün ortamı nasıl? Yıkıyor. kimse göremiyor. Bana bak, bu senin Vladimir bize yanlış bilgi satmasın. Asla. Gelecektir. Bekleyelim. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Piste çıkıp çılgınca dans edelim, kimse bizden şüphelenmesin. Bence de. Hadi o zaman. İletişim kuracaksın adamla. Merak etme. Onun anladığı dilden. Tamamdır. Hadi gidelim. Sen niye hala gözlükle oturuyorsun? Gözlerimi dinlendiriyorum. Versene bakayım, ben de dinlendireyim şu gözlerimi biraz. Anladım neden hiç gözünden çıkarmadığını. Made in Turkey değil mi? Benim icadım. Belli. Seni gerizekalı sapık ajan! Adem mi? Adem. Kim? Adem'i soruyorum. Adem nerede? Ha, terasta. Çok mu sıkıldın? Aa, yok, biraz hava alayım dedim. Kahve yaptım. Cık. Niye zahmet ettin? Zaten bu kadar yük oluyoruz sana, bir de kahve yapıyorsun. Yok canım. Niye zahmet olsun? Unutma, ben bir kadınım. Bu görev bitince ne yapacaksın? Aslında çok planlarım vardı. Ama seninle trende konuştuktan sonra bazı planlarımda değişiklikler yapmaya karar verdim. Ne yapmayı planlıyorsun? Söylediğim bir cümle hiç aklımdan çıkmadı. Yaşamıyor olsalar da eskiye dair hatıraların olması çok güzel bir duygu demiştin. Ben bu hatıraları içimde yaşatıyorum. Bir aile kurmak, hatıralar bırakmak, her şeyden çok daha kutsal bir hedef olmalı. Senin ailenle ilgili sahip olduğun hatıralar gibi. Tek bir hatıram olması için çok şey verirdim. Hele bir aileye sahip olabilmek içinse. İnan bana her şeyimi verirdim. Adem. Söyle canım. Adem. Söyle aşkım. Adem uyan. Adem. Uyan. Kahve yaptım. Ellerine sağlık. Bu görev bitince ne yapmayı düşünüyorsun? Спасибо. Приятного аппетита. Bütün Rus mankenler iş için Türkiye'ye geliyor. Sen niye buraya geldin? Türkiye'de yabancı modellere daha çok rağbet ediliyor. Özellikle de Ruslara. Türk erkeklerin ilgi alanları biraz farklı olabiliyor nedense. Artık havasından mıdır, suyundan mıdır? Evet canım. Genetiğimizden. Beğenemedin mi? Arkadaşlar lütfen. Hamasi gerilimlere gerek yok. Sonuçta hepimiz Türk'üz. Türklüğüme laf söyletmem pipiye de. Beyler, daha önemli bir konu var burada. Gagarin hala aramadı. Evet aramadı şerefsiz herif. Halbuki çok net yazmıştım kaç para istiyorsun diye. How much? Senin o how much'ın ne olduğunu anlamış mıdır adam sence? Bence aramayacak. Kendi gelecek. Yemez. Gelemez. Cesaret edemez. Господин Gagarin var diyor. Ne diyor? Gagarin bekliyormuş. Öyle mi? Gidelim. Hadi. Только мужчины. Ne yapacağız ya? Gitti pipiler. Ne yapacağız? Oturup bekleyecek halimiz yok ya. Yürü. Kalk gidiyoruz. SPP, burası neresi abicim? Saunadayız galiba. Saatler olsun. Sana da. Çam ağacı. Anlaşıldı. Sıcak. Sauna. Daha da sıcak olacak, hazırlıklı ol. Bu durumlar için bir icadın var mı? Yok, bunu düşünmedim. Bildiğin dua var mı? Sübhaneke. Sadece sübhaneke. Evet. Yetmez. Bizi korumalar yakaladılar. Ya yan taraftan geçin kapıyı. Sessiz filme döndü iş. Hadi ne duruyorsunuz? Çabuk. Çabuk hadi. Kapıda korumalar var. Sayıca bizden üstünler. Şöyle yapıyoruz. Kapıya doğru gideceğiz. Dikkat dağıtmak için dağılıyoruz, tamam mı? Tamam. Dağılın. Spojka. Стоять! Gülizar söyle şunlara, biz pazarlık yapmaya geldik. Kötü bir niyetimiz yok. Mi prişli dogovoritsa. Gülizar, bizi Gagarin'e götürsünler. Big boss. Artıya dedi! Hayır. Welcome to my house. My name is Gagarin. Yuri Gagarin. Welcome. My name is Panter. Pak Panter 7. Bu da süper Pak Panter. Bu bayan Gülizar. Bu da Selma hanım. I don't understand you. Adam Türkçe bilmiyor. Anladım. Gagarin, cut it short. Let's kill them all. Moshe, you're obsessed with killing. Take it easy, brother. $100 milyon teklif ediyoruz. De. Bir dakika. Şşt. $100 milyon ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 150 trilyon. Eski parayla. Oha. Hadi ya. Çok verdik ama neyse. Okey. Budur. Söyle. We're offering you 100 million. Turks. You're always the same. Bargaining. Even if your most precious person's life is at stake. My price settled. You will pay me $1 billion. Siz Türkler hep aynısınız. $1 milyar vereceksiniz diyor. Söyle o pezevenge öyle Türklüğü falan karıştırmasın. Pezevenk kelimesini atla istersen. 250 verelim, bitsin bu iş. Maksat ayağımız alışsın. We are offering 250 million. It's for business, Gagarin. The last price is 900. Otherwise, your minister will be killed tonight. 900 milyon son diyor. Yoksa bu gece Enerji Bakanı'nı öldüreceklermiş. Allah Allah! Ulan harbiden Rus çingenesi çıktı dallamaya. Ulan çingene senin babandır, yavşak. Madem Türkçe biliyorsun, niye konuşmuyorsun kardeşim? Rusça, İngilizce ayaklar yapıyorsun. Çevir. Dur, çevirme. Tabii biliyorum lan. Kerkenes, ne sandın? Bu Türk gibi konuşuyor sanki. Ya bana da öyle geliyor. Aferin lan. Afacan ajan. Uyandın. Tabii Türk gibi konuşuyorum. Çünkü... Ben de Türk'üm lan. Lavuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahmin etmeliydim bu kadar para istemenden, görgüsüz herif. Ayrıca küfürlü konuşmayalım. Biz buraya ticaret yapmaya geldik. Pezevenk! Ya kardeşim nedir bu türkü Türk'ten çektiği be? Bana bak, hiç şık olmadı bu yaptığın hemşerim. Hiç yakışık almadı memleketinin insanına bu yaptığın. It all it. Yakışır, yakışır. Yıllar önce Rusya'ya ne hayallerle geldim. Bir fırın açacaktım. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Ama senin o çok sevdiğin memleketini yönetenler... ...banka kredisini ödeyemedim diye... ...ta Rusya'ya kadar haciz yolladılar bana. Hadi şimdi gidin. 24 saat vaktiniz var. Parayı bulmadan da gelmeyin. Atın bunları dışarı. Викинti yine yürüsü. İyi. Gaganuş, ben sana sorarım. Bu yaptığın yanına kalmayacak. Parayı bulmadan gelmeyin. Afacanlar. Şerefsizler. Lan don't touch lan, don't touch. Ama biz destroyed gidiyoruz lan. Tamam bırak, Allah Allah lan bu adam beni. Allah. Şşt, tamam, alo. Allah'ım ya. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Patajidi badok ya. Dönüşüm derken bir daha mı geleceğiz buraya? Bizi buraya boşuna mı gönderdiler SPP? Tekme tokat kapıyı atmak adamın zoruna gidiyor. Biz de şekil şemal yapacağız herhalde. Ah çok heyecanlı. Ne yapacağız PP'de? Selma'cığım sen bizim ismimizi yanlış anladın herhalde. Pembe panter değiliz biz. Pak panteriz. Elbet vardır bizim de bir iki bot numaramız. İyi. Hadi gidelim artık. Gidelim. Evet, hazırız değil mi çocuklar? Evet, hazırız. Planın nedir PP7? Bu iş çığırından çıktı. Baksanıza, maskenin altından fırıncı çıkıyor. Öbür taraftan köstebekler. Artık bugüne kadar öğrendiklerimi uygulama zamanı geldi. Plan şu. İçeri girip Gagarin'i paketleyeceğiz. Sonra da bakanla takas yapacağız. Çıkalım. Metre baba. Hadi bakalım. Kazanız mübarek olsun. Şu pipini içeri soksana. Bizim her şeyimiz ortada. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Telsizine takıldım. Kurtar beni. Машину пригнали? Да. Хорошо. Что вы на меня смотрите? Ты что делаешь? Это не я. Засранец. Это не я. Gülizar. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Neye bakıyorsun? Hay senin icadının içine. Her şey kontrol altında. Bu taraftan devam ediyoruz. İyi. Süper icat, süper pipi. Tebrikler. Ulan şerefsiz! Ulan siz harbi salakmışsınız. Sizin bakanı sağ salim kurtarmak gibi bir niyetiniz var. Sizin amacınız ajancılık oynamak. Yok ya, panik yok. Biz aslında yeni fiyat teklifleriyle gelmiştik. Son olarak yeni teklifimiz $500 milyon. Teklif falan yok artık. O tren kaçtı. Bari helikopteri kaçın. Helikopter mi? Sizi evlerinize helikopterle bırakacağım. Yok ya, zahmet etmeseydiniz. Biz giderdik. Yok yok, zahmet olmaz. Ellerimle bırakacağım. Ama 3.000 Ankara'nın tam göbeğine indireceğim. Götürün bunları. Bana bak Gagarin, yanlış yapıyorsun. Bizi esir alabilirsin ama arkamızda 70 milyon Türk halkı var. Bunun hesabını veremezsin, bak bırak bizi. Bırakacağız dedik ya lan. Niye acele ediyorsunuz? 750 versek abi. Sus! Allah'ın cücesi. Senin paran geçmez artık. Nobody move! You surprise us, Gagarin. You Turks are used to have a finger in everything. Well, you haven't surprised me at all, Moshe. Besides, I believe it's your thing, have a finger in everything. Yes. Maybe these are only common points. İyi günler beyler. Yok daha neler. Bu ajan Kartal değil mi? Ta kendisi. Köstebek Kartal. Demek sen de sattın bize ha? Senin bu Mossad ajanlarıyla ne işin var? Sen bizim ajanımız değil misin lan? Sen öyle san canım. Money talks, shit walks. Ben sana bir şey söyleyeyim mi SPP? Bu ajanlık işleri falan bitmiş abicim. Filmlerde kalmış. Tarok et klon! Nadia. Это конец. Добровский. Bazlamaya, ha? Ama SPP'yi yanlış anlıyorsunuz efendim. Hala konuşuyorsunuz utanmadan. Ahmet Oğuz, bizi gambazlayan puş köstebek buymuş. Sen onu bize bırak. Benim anam Azeri'dir. Ben senin izzetli ananı avradım. Selma'cığım. Efendim? Ben düşündüm de operasyonda göstermiş olduğun üstün başarı ve performanstan çok etkilendim. Bu bağlamda sana kartımı vermek isterim. Üzerinde telefon numaram, fax ve e-mail adresim var. Hani belki mailleşebiliriz de diye düşünüyorum. Peki, neden olmasın? Gel öpeyim seni ha. Gülizar. Söyle. Sen olmasaydın asla başaramazdık. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Asıl ben seni tanıdığım için çok mutluyum. Sayın Nazırım, Sayın Başnazırıma selamımı iletin. Hayırlı yolculuklar. Baş, sağ ol. Benim güzel Ahmet Oğuz kardeşim. Her şey için teşekkür ederim size. Sen benim balamsan gibi yerde. Hadi artık sizin gitmeniz gerek. Polis geliyor. Siz ne yapacaksınız? Sen bizi boş ver, siz gitmenize bakın. Onların içinde eski bir KGB'li vardır nasıl olsa. Biz başımızın çaresine bakarız. Bakalım izninizle. Acele edelim. Baloncu! Molon! Alın bakalım çocuklar. Benden size bayram hediyesi ücretsiz. Hadi! Dede bir balon verip torununa götür ya. Başlarım şimdi dedenden lan. Tanımadın mı? Müdürün Fahrettin. Müdürüm? Ne kadar değişmişsiniz. Tanıyamadım. Nerede PP7? PP7 buralarda bir yerde müdürüm, işte şurada. Hah, çok önemli bir şey görüşmemiz lazım. Gel. Şiracı geldi. Şiracı. Oğlum SPP, bu şıra işinde çok güzel para var ha. Balon işi de öyle PP7, sorma. Bu bey amca kim? Müdürümüz Fahrettin. Müdür... Fahrettin müdürüm, vallahi bravo. Cüneyt Arkın gibi olmuşsunuz. Şıra verin mi? Bırak lan şimdi şırayı falan. Bırak. Ortalık karıştı. Konuşmamız lazım. Hadi yürüyün benimle. Gelin. Hayırdır müdürüm, tedirgin görünüyorsunuz. Evet, tedirginim. Durum bildiğiniz gibi değil. Pak Panter teşkilatı deşifre oldu. Deşifre mi oldu? Evet. Peki ne yapacağız müdürüm? Alın bu çipi. Güvenli bir bilgisayarda açın. İçindeki bütün bilgileri uygulayacaksınız. Belki de şu anda bizi takip ediyorlar. Yürüyün. Çocuklar, size son kez bir şey söyleyeyim. Hayatımız gerçekten tehlikede. Ateş ediyorlar! Ateş ediyorlar!